Selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Emre takipçimizin hesabındayız ve sıfırdan bir kadro kuracağız ve bu kadroyla da bir maç yapacağız arkadaşlar. İnanılmaz beğeni yapmayı lütfen unutmuyorsunuz ama Emre'nin bir ricası var. Sefa Moroğlu ve Sefa Karadeniz'e selam göndermemizi istedi. Buradan gönderelim. Hatta hazır Sefalardan konu açılmışken Sefa Doğanay biliyorsunuz kendisi ünlü bir oyuncu, stand-upçı, her şeyi yapıyor. Sefa Doğanay'a da buradan sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar inanılmaz beni yapmıyor. Lütfen ihmal etmiyorsunuz. İsterseniz gelin bir menajer kısmına girelim. Kanto'yu seçmiş. Biliyorsunuz ki hangi menajer seçilirse o menajere takım kuruyoruz. Menajer bilgisine geldiğimizde 4-4-2 görünse de aslında biliyorsunuz 4-4-2'de sanki kanatlıymış gibi görünüyor. Ya da 2-O olsaydı 4-4-2 oluyor ama bu taktik bildiğiniz 4-3-1-2 yani Doğan görünümlü Şahin gibi bir şey. Hemen kontrol ettiğimizde gördüğünüz gibi 4-1-3-2 4-3-1-2 sistemiyle yer alıyor ama oyunda 4-4-2 gibi geçiyor. Top çevirme oyunu, kısa pas, geniş olması çok iyi, esnek olması çok iyi. Oyuncular genelde topu almak için boşa çıkacaklardır. Ben normalde dizilişi koruyu biraz daha ön planda tutuyordum ama aslında sanki esnek biraz daha iyi gibi geliyor. Kontra atak, uzun pas, geniş, esnek diye bu da defansif özelliklerinde kullanılabiliyor. İsterseniz like'ı attıysanız gelin bakalım nasıl bir kadrosu var. Emre'nin kadrosu iyi mi kötü mü şimdi birazdan göreceğiz. Öncelikle bir kalecileri kontrol edelim. İlk önce mevki gidiyoruz biliyorsunuz. Altta Oliver Kahn'ı gördüm. Çok fazla çöp oyuncu da bırakmış. Oliver Kahn 94, Oliver Kahn'ın 95'lik hali var. Oliver Kahn'ın yanlış anlamayın ama 95'lik hali varsa kesinlikle ilk 11'e alınacaktır. Yedeklemeyeceğim kaleciyi. Beckenbauer'ı gördüm, Maldini'yi gördüm. İlk tercihim şu anda bu Beckenbauer oldu. Yukarı çıkacağım. Maldini'nin stoper performansını çok fazla beğenmiyorum ama geri dönebiliriz. Maldini'nin burada şimdilik şunu alalım. Beckenbauer'u benim her zaman için ikilim biliyorsunuz. Ben Maldini'yi şuraya çekeceğim. Defansif özellikleri iyi olduğu için Campbell'ı da buraya çekeceğim. Benim için çok önemli. Bu arada Maldini'nin 95'lik kartı bir saniye. Bak bu ayrıntı çok önemli. Hemen şöyle yana geliyoruz. Burada şimdi bu ayrıntı önemli. Bu oyun tarzı oyun kurma olarak geçiyor. Öbürkü bek adamı ama hadi bunu koyalım. En azından bekte daha fazla iş yapacaktır. Bakalım Roberto Carlos var. Roberto Carlos da olduğuna göre Roberto Carlos da şöyle yapıp ve şu şekilde defans hattını kurabiliriz. Defans hattını en azından yedeklemeyiz derken Roberto Carlos'la gerçekten orada inanılmaz bir dörtgen, üçgen ne derseniz deyin kurduk. Yukarı doğru çıkıyorum. Cafu var. Cafu mu? Maldini mi? Arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Maldini'yi yedeğe alıyorum ve bu şekilde sanki daha iyi. Xabi Alonso var. İlk etapta Xabi Alonso'yu alabiliriz. Benim çok fazla beğendiğim bir oyuncu maalesef ki değil. O yüzden Patrick Vieira buraya geliyor. İki tane orta saha oyuncusu, ileriye dönük bir orta saha oyuncusu istiyorum. Ama tabii ki de bulabilirsek bakacağız duruma göre. Yukarı doğru çıkıyorum. Kimler var, kimler yok? Bir çıkalım. Steven Gerrard var. Şutları çok güçlüdür. Kesinlikle kadroya girer. Pavel Nedved, Ryan Giggs var. Ryan Giggs de şöyle bir yedeğe en azından alalım. Bayağı da güzel kadrosu varmış maşallah. David Beckham'ın şu kartı gerçekten çok baklı ama David Beckham... Oha 98'liği var. David Beckham hatta şunu da dost yapacağım ki 100 olsun geriden biliyorsunuz normalde go yaptığınızda biraz daha böyle ofansa doğru yakın oynuyor. Ama öbür türlü oyun sete çevrildiğinde defansif orta sahada kalırsa uzaklardan takım yerleştiğinde ceza sahası dışında kalıyor ve biraz daha dışarıda kaldığı için şut çekmekte kolaylık sağlanabiliyor. Yoksa David Beckham her yerde oynar. Şuraya bile koysan burada bile oynar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi OOS pozisyonuna bakacağız. OOS pozisyonunda Kaka'yı gördüm. Oğlum çok iyi lan. Maşallah diyelim. Deco'nun da şutlarında bir bug var. Şöyle gelelim. Bu arada Bayern Münih boss inşallah ileride Rumenigesi vardır. Şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Abo. Kanka Neymar'ın varsa. Neymar'ın varsa keşke kanatlı bir taktik oynasaydık ya. Şimdilik orada kalsın. Ansu Fati var. Yüzlük. Bu arada 88 rating takım ruhu oldu. Lionel Messi de var. Oha. Kanka tam kanatlık bir taktik bu ya. Tam kanatlık bir taktik.
Dönis Bergkamp, Del Piero var, Rummenigge var. Rummenigge şu an şuraya aldım ama bu taktik 4-2-4'e de uygun bir taktik. Kroos. Şu an Fulikon kadro kurabildik ama Forlan var. Forlan da çok iyi abi. Forlan ama aldım. Dönis Bergkamp, Deco. Forlan oraya çekebiliriz. O zaman Deco gidecek. Başka var mı iyi oyuncu? Şu an kadro çok iyi ama tek sıkı... Abi hangi birini alacağız? Çok kararsız kaldım şu an ya. Şimdi şöyle düşündüm pozisyon. Bunu GF yaparım diye düşündüm. Ne yapacağız biz? Çok ofansif bir kadro kursak. Burada kaç oynuyor? 92 oynuyor. Messi kaç oynuyor burada? 90 oynuyor. Aga böyle de sıkıntı işte. İleri hatta kimi alacağız? Fernando Torres mi? Bergkamp mı? Torres kesinlikle girecektir. Michael Owen. Hele hele yükselişte gelirse. Forlan, Ryan Giggs. Giggs'i çıkaracağım. Torres'in. Oh. Yüzlük Mbappe var. Ansu Fati'den sonra onu koyacağım. Ya şu an için şöyle bir kadro kurdum ama aga çok şey ya. Bu arada Campbell Beckenbauer'ı değiştirmem ama Campbell nötr gelir. Maldini yükselişte gelse oraya Maldini'yi koyacağım arkadaşlar. Şu an inanılmaz kararsız kaldım. Gizli forvet olarak acaba Neymar istediğimi verecek mi? Kaka da yardım edecek 10 numara kart olduğu için. Lionel Messi'yi çok fazla beğenmiyoruz biliyorsunuz. Aslında hani şöyle yapıp iki tane GF ile oynasam acaba daha büyük bir sıkıntı olur mu? Şöyle yaptığımda 99 oluyor. 2 GF ile oynasak Messi'nin önünü açarlar mı? Bir böyle deneyelim. Normalde 2 GF biliyorsunuz oynamıyorum. Onların ortada kalmasını istiyorum ama belki Neymar falan biraz kanatta topu alırsa çalınmalı atıp gol atma ihtimalimiz olabilir. Açıkçası çok kararsın. Bir de bir kardeşimizin puanına bakalım. Kaç puanı var? Hemen kontrol edin. 9.45 puanı var. Emre kardeşimizin kadrosu çok iyi. Bir bakalım nasıl bir maç olacak. Like'ınızı attıysanız hadi gelin bir de maçımıza geçelim. 61 Fırtına Spor C.F biziz. 1124 Umut geldi arkadaşlar. Güzel, keyifli bir maç olacak. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Yükselişte kimler geldi? Ovun yükselişte geldi. Abi Maldini yükselişte geldi. Maldini'yi buraya çekeceğim. Cruyff yükselişte geldi. Messi'nin yerine Cruyff'u alacağım. Fernando Torres falan, onları da sonradan oyuna sokmam gerekiyor. Kadromuz güzel. Rakipte Harry Kane var. Abi Xavi falan var. Ya bu kadroyla bizi yenmemesi lazım. Ama bunu bakalım birazdan göreceğiz. Ve stat tıklım tıklım dolu Fırtına Arena'dayız. Oğlum bir soğukluk geldi diyorum, fırtına varmış. Fırtına Arena'daymışız. O yüzden bir soğukluk gelmiş. Bakalım nasıl bir maç olacak. Beyni patlaması yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Yine ayarları en yükseğe aldım. En yükseğe aldım. Bakalım neler olacak. Şimdi Neymar. Şimdi rakip, oğlum bu adam çok etkili geliyor. Messi ile aldık topu. Alabilir miyiz? Olmadı. En yüksek şeye aldım arkadaşlar ayarları. Birazcık kasıyor oyun. Birazcık azıcık. Bizim neyimize en yüksek ya? Bizim neyimize kaka gidiyor? Kaka, kaka girdi. Kaka girdi. Kaka vurdu ve 1-0. Dakika 9. Bizi 1-0 öne geçiriyor kaka. Şimdi Cruyff'la aldık. Pasımızı verdik David Beckham. Çok güzel gördüm Patrick Vieira. Aman ya Rabbi. Gerrard pas geçer mi? Daha öncekiler gibi. Şimdi Neymar. Neymar. Köşeye kaleci. Karışır. Tomori. Aldım. Verdim. Şimdi Gerrard. Gerrard vurdu. Ananı. Direği sıyırdı lan. Harry Kane Roberto Carlos eşleşmesinde, yani Harry Kane'in vuramayıp Roberto Carlos'un vurması da acayip bir şeydi. Uzun bir top. Carlos hata yapma kanka. Beckenbauer şimdi Maldini çok güzel gördü. İyi top Patrick Vieira. Verdim pasımı. Şimdi Cruyff attı. Kaçarsa büyük tehlike. Kaka gidiyor. Kaka. Kaka vurdu kaleci. Atak. Oblak. Şimdi rakip Xavi ile geldi. Birazcık kontrollü oynuyor. Ronaldo'yu gördü. Aldık. Pasımızı verdik. Şimdi bir pas vereceğiz. Aldık. Kanka alın artık. Hayatım. Alın şu topu. Iniesta. Iniesta çok iyi gördü. Iniesta aldık. Aldık verdik. Beko'ya bak, suratına vurdu adamın aldı. Beckenbauer güzel bir atak başlattı bize şimdi. Verdim pasıma. Neymar. Neymar pas. Cruyff'e gelmedi. At kanka şuraya. Harikasın.
Şimdi ara top, Kaka verdi pasını Patrick Vieira, gol pozisyonu, girdik. Kaka Leite. Kaka Leite 2-0 oluyor. Santra'ya çok dikkat. Beko yapma. Aldık. Şimdi attım pasımı. Ah çok kötü oldu bu. Kanka bu cidden kötü oldu bak. Bu cidden bu çok kötü oldu bu. Oy! Beko verdim pasımı Patrick Vieira, şuraya attım. Verdim. Carlos bir top daha. Şimdi Neymar geçmeden bu top. Ah Carlos'um be, alabilirdin. Yine aldık. Neymar pasını verdi. Çok kötü bir pas oldu bu. Almam lazım, yine aldım. Verdim. Şimdi Patrick Vieira iyi top. Bir daha atacağım. Ah kafa sıçtı ağzımıza. Ver. Çok güzel. Gerrard. Şimdi ara top. Neymar. Neymar. Neymar 3-0. Neymar 3-0. İlk yarı 3-0 üstünlüğümüzde, fırtınada, fırtına arenada üstünlüğümüzde geçiyor. Bakalım Umut ikinci yarıya başlayacak mı derken ikinci yarının startına bastı. Oyunu çevirebilir mi? Genelde biliyorsunuz comeback yiyoruz. Ama 3-0'dan da comeback yer miyiz? Duruma göre bakacağız. Patrick Vieira, Cruyff alması lazım. Beko aldı. Beko pasını verdi. Takımda bir saçmalık var. Yapma bunu. Şimdi aldık Gerrard. Gerrard ortaya çok güzel gördü. Patrick Vieira. Şimdi Neymar. Ama Tomori aldı. Uzun bir top. Aman. Harry Kane'e. Son anda müdahale. Ver kanka. Oraya değildi ama canın sağ olsun. Kapu. Pasımızı verdik. Orada Gerrard çok güzel gördü. Bir pas. İzle beni. Bak şu atağa nasıl çıktığıma bakar mısınız? Cruyff attı pasını. Neymar. Neymar. Nasıl kaçar bu? Xavi ile gelecek. Arkadaşlar yani kadromuz tabii ki ondan çok daha üstün. Bunu da sahaya yansıttık. Çünkü Tomori falan var stoperde. Bilmiyorum siz ne kadar beğenirsiniz ama. Aman David Beckham. Döndü. Pas kaleciye. Bakın ne kadar kontrolüyüm görüyorsunuz değil mi? Bak Maldini. Attım pasımı, sadece izle. Verdim pası. Gerrard. Bak. Nasıl? Vücut çalımı. Harika. Şimdi Neymar. Döndü. Bak. Bu kadar basit. Görüyorsunuz değil mi? Kaka gidiyor. Kaka gidiyor. Kaka. Fileleri yırtma bir tanem. Lazım olur ya. Bir sonraki maçta yine oynarlar. Lazım olur. Yapmayın. 63. dakika. 4-0. Rakibi ayıp olmasın diye. Sonuçta video çekiyoruz ama. Oyuncu değişikliği yapmayacağım arkadaşlar. Roberto Carlos. Şimdi Patrick. Araya. Cruyff. Çok güzel gördü Kaka. Kaka pas Neymar'a. Neymar'ın arkasında kalan top. Arada da arkasında kalsın kanka. Arada da arkasında kalsın. Carlos Rebeşota. Uzaklaştırabilirdik, olmadı. Azpilicueta gönderdi. Orada araya girdik. Verdik pasımızı. Cruyff çok güzel gördü. Steven Gerrard. Şimdi Kaka. Bir pas daha. Araya verecek. Sergio Ramos çok dikkatli. Bu arada uzun toplar gerçekten. Harry Kane. Ana bir de form yaptık. 4-1. Harry Kane'e de attığı toplar geçiyor. Helal olsun. Ve 4-1'de gol sevinci yapıyor. Olabilir. Oyun buna, bu kardeşimize bu hakkı veriyor. Yapabilir. Saygı duymak lazım. Ve gerçekten Messi'yle de güzel bir gol attı. Tebrik etmek lazım. Hadi bakalım şimdi. Kaka. Neymar. Çok güzel gördü. Bir pas daha. Girdim. Ah olmadı. Oğlum buradan... Ne comeback'ler yediğimiz için korkuyorum şu an ha. Aldık Beko'yla. Sakinim. Çok sakinim. Oğlum o kadar sakinim ki bak. Bak o kadar sakinim ki Gerrard uyudu orada. Pas. İçeride boşluk. Bence pas vermeliydi. Oliverken kalk oğlum ya. Kalk. Millet bizden pozisyon bekliyor. Hemen gönderdim. İçeri verse 4-2 idi. Şimdi Cafu. Cafu attı pasını Steven Gerrard'a. Gerrard pasını şimdi Beckham. Beckham araya. Cruyff çok yoruldu farkındayım. Orada yorulmayan bir Neymar var. Korner. Şimdi iyi orta gol getirebilir Beckham. İçeriye kesti. Kaka. Olmadı. Atak devam edecek. Şimdi Cafu. Cafu köşeye doğru. Cafu direkt. Aman diyeyim Cafu. Aman aman. Çok büyük bir pozisyon. Patrick Vieira aldı. Pasını verdi. Orada Carlos. Alabilirsin Carlos. Carlos birazcık şansımıza geçti ama geçti. Cruyff. Cruyff pas, Gerrard. Takım geberdi ama doğaldır. Şimdi Beckham pas. Ah ah ah. Maçta artık son anlar bıraktı. Aga bak, bıraksa da şimdi şu frikik şeyden, duran toptan bir tane gol atmaya çalışırım.
Bak bırakmasının benim için hiçbir önemi yok. Kıssak köşe vuruşu diyorum. Bıraktı mı? Bıraktı mı? Beckham! Onanı! Jenerikliği yedin lan. Bu arada arkadaşlar yüksek mod canım istedi bir oynayayım dedim. Tabii ki de kayıt da alıyorum. Xiaomi Note 10 Lite'dan oynuyorum biliyorsunuz ki. Kayıt aldığım için kayıt almasam 60 FPS yüksek performansla rahatlıkla oynayabiliyorum. Ama kayıt aldığım için biraz daha telefonu zorluyor. Eğer ki görüntü kalitesi bir tık daha kötü olduysa affola. Bir sonraki maçta ama yorumlara yazın ki bir sonraki maç yine normal çektiğim gibi çekeyim. Sizi rahatsız etmiş olmayayım. Fırtına Arena'da fırtına gibi estik. Kardeşimize sonsuz teşekkürler. Kaç puan aldığımıza bir bakalım. 962 oldu. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.